Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde sağlık hizmetlerinde finansmanı konuşacağız. Eğer e, ister Türkiye'de yaşayın, ister yurt dışından Türkiye'ye gelecek bir hasta olun, acaba sağlık hizmetlerinin ücretini ne şekilde nasıl ödeyebilirsiniz? iki ülke arasında yurt dışından gelecekseniz sağlık anlaşmaları var mı? Ya da e, Türkiye'de özel sağlık sigortası yaptıracaksanız nelere dikkat etmelisiniz? E, stüdyomuzda iki uzman konuğum var. Ben şimdi kendilerini sizlere sırasıyla tanıtmak istiyorum. Doktor Nadia Güher, e, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Anadolu Sigorta Sağlık Sigortaları Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkür ederim. Ee, ben de katılımınız için çok teşekkür ederim. Ve e, diğer konuğum ise e, aslında üç ünvanı e, e, koltuk altında taşıyorsunuz. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği, kısa adıyla SASTER Genel Sekreteri. İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Medipol Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü. Size de çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür katılımınız ederiz. için. Sevgili izleyiciler yıllardan beri alanında uzman iki isimle bugün. Ee, sağlık özellikle sigortacılığını konuşacağız. Ee, sizlerin de bu konuda merak ettiği sorular varsa, öğrenmek istedikleriniz bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Öncelikle size sohbetimize başlamak istiyorum. Ee, evet. Şimdi Türkiye'ye aslında yurt dışından çok büyük bir hasta akını var ve bu sayı giderek de artıyor. Biraz sonra nasıl sağlık hizmetlerinin bütçelerini karşıladıklarını konuşacağız ama önce bize bir şöyle projeksiyon yapabilir misiniz? Türkiye dünyada sağlık turizminde nerede? Daha çok hangi ülkelerden ve ne tedaviler için Türkiye'ye hasta geliyor? Hı hı. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Aslında Türkiye çok şanslı bir ülke. Hı hı. E, doğal bir turizm ülkesi olması münasebetiyle. ...sağlık turizmiyle doğal olarak tanışmış gelen hast e, turistlerin sağlığıyla ilgilenerek bu işe başlamıştık. Ama daha sonra özellikle komşu ülkelerdeki olan iç karışıklık veya savaş türlerinden e, gelen yaralanmalar... ...veya orada bu iç karışıklıklar sebebiyle sağlık sisteminin bozulması sebebiyle... ...çok ciddi bir sağlık turizmi e, akınına uğradık. Tabi buna Balkanlardaki tam gelişmemiş sağlık teknolojileri ve yatırımları... Türkiye Cumhuriyetlerdeki kültürel yakınlık gibi durumlarda eklenince ciddi şekilde güvenli eğitim politikaları sebebiyle çok ciddi bir kaliteli sağlık profesyonel iş gücüne sahip olan bir ülke olarak biz de bu hastalarımızı kabul etmeye başladık. Evet. Peki daha çok hangi ülkelerden e, geliyor hastalar? Yani biz şu an baktığımızda tüm dünyada e, <laughs> sağlık turizminde e, neredeyiz? Hedefimiz liderliğe oynamak ama şu anki konumuz, konumuz <laughs> nedir? Aslında dışarıya da baktığımız zaman e, hepimiz alışveriş merkezlerinde kafası sarılmış saç ekimi yaptırmış <laughs> hasta örneklerini görüyoruz <laughs> ve e, aslına bakarsanız estetik saç ekimi gibi uygulamalar bunların e, çok da başında gelmiyor. Onlar tamamen algıda seçicilik olarak bizim gözümüzün önünde olan vakalar. Biz özellikle devlet anlaşmalarıyla Libya, Irak gibi Balkanlardaki Makedonya, Kosova gibi ülkelerden, Azerbaycan gibi ülkelerden, Gürcistan ve Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden çok ciddi hasta transferimiz var. Bunları kabul ediyoruz. Buralar hem coğrafi yakınlık olarak hem de tıp ihtiyaçları olarak Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyel hasta grubu. Peki şimdi yep, e, mesela Libya gibi ülkeleri saydınız. İki devlet arasında sağlık alanında bir işbirliği anlaşması Hı -hı. var. Bu kapsamda neleri kapsıyor? Sadece devlet hastanelerinde tedavi Hı -hı. mi karşılıyor? Özel hastanelerde giriyor mu bunun içine? Hangi tedaviler giriyor? Estetik evet. tedavilerde giriyor mesela? Evet. Aslında e, tabii ki her ülkenin durumuna göre Hı -hı. ilk önce zorunlu olan tedaviler. Daha sonra bu tarz problemleri açtıktan sonra estetik ve benzeri problemler... Karşılanmaya başlanıyor. Devlet anlaşmaları karşı, e, kapsamında e, devletimiz çeşitli kamu hastaneleriyle bu devletlerle anlaşma yapabiliyorlar. Ama aynı zamanda bizim gibi özel hastaneler de karşı devletlerle ve sağlık bakanlarıyla ve fonlarla anlaşmalar yapıyorlar hı hı. ve oradan direkt bu hastaları kabul ediyoruz durumdayız şu an. Evet. Peki şimdi e, sohbetimize hı hı. devam Tarık. edeceğiz. E, size döneceğim. Şimdi Türkiye'de e, öncelikle tabii bir de özel sağlık sigortacılığı evet. var. Türkiye'nin durumuna baktığımızda bugün özel sağlık sigortası olan kişi sayısı ne kadardır? Toplumun ne kadarını kapsıyor? Aslında hedef ne olmalı? Öncelikle tabii beklediğimiz boyutta bir özel sağlık sigortası kitlesi yok. Bugün 85 milyon insanın içinde... Özel sağlık sigortası diyebileceğimiz 2 milyon 900 bin kişi var. Hı hı. Toplamda hani bugün tamamlayıcı sağlık sigortası, yabancı sağlık sigortası, işte kritik hastalıklar gibi sigortaları da işin içine kattığınızda 5,5 milyon sigortalı var. Ee, beklediğimiz düzeye maalesef ulaşmıyor. Yani. Hı, peki şimdi araya girmek istedim kusura bakmayın. Şimdi Tamamlayıcı sağlık sigortası hı hı. bu da son e, yıllarda ortaya çıkan evet. bir sigorta şekli biraz anlatabilir misiniz bize tamamlayıcı evet. sağlık sigortası nedir? Ne amaçla kimlere yapılabilir? Evet. Öncelikle Türkiye vatandaşı olmak gerekiyor. Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Onun dışında SGK'lı olmanız gerekiyor tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilmeniz için. burada iki şey var unsur. SGK'lı olduktan sonra sigorta şirketleri kendi özel şartlarını oluşturarak e, SGK'nın ödediği belli koşullarda ödediği şeyleri aynı şekilde biz de kendi özel şartlarımız doğrultusunda bir takım kurallar yaratarak ödüyoruz. Tamamlayıcı dediğimiz şey devletin ödediğini özel hastanelerde özel hastanelerde derken tabii SGK anlaşmalı özel hastanelerde işbirliğiyle beraber ödüyoruz. Son itibariyle burada bugün Devlette yine bu hizmetler veriliyor ama en büyük problem biliyorsunuz gittiğiniz zaman beklemek, randevuyu daha geç bir tarihe alabilmek, e, görüntüleme yöntemlerin daha geç bir tarihte veriliyor olması ama yine bu hizmetler devletten alınabiliyor. Biz neyi sağlıyoruz? Konfor alanı yaratıyoruz. Yani kişi istediği zaman e, SGK anlaşmalı özel hastaneye gittiğinde randevusunu alabiliyor, doktoruna muayene olabiliyor ve çok uzun sürelerde randevuyu beklemeden gerekli olan tetkikleri ya da tedavilerini, Yaptırabiliyor. E, şunu öğrenmek istiyorum. Hı hı. Aslında bu dediğiniz e, tam anlamıyla şunun karşılığı mı? zaten e, öz, bir X özel hastane ile devlet e, anlaşmalı. Hı hı. Ama daha sonra da bir e, ilave ücret, bir fark ücreti evet, çıkıyor kişiye. Doğru. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu kişinin Hatta. üzerindeki bu fark ücretinin sorumluluğunu alıyor çok herhalde, doğru. değil mi? Böyle çok doğru, doğru anladım. Şimdi. Evet. O zaman biraz orayı açayım ben. Normal evet. şartlarda SGK e, özel hastanelerin bazılarıyla tam ya da kısmi anlamda anlaşma yapıyor. Tam dediğim bütün branşlarda anlaşmalı olan hastaneler var. Bazı hastanelerde 5 tane büyük branşta işte onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, nöroşürücü gibi e, organ nakli gibi pek çok e, branş 5 tane branşta da anlaştığı kısmi anlaşmaları var. Ben SGK'lı olarak bu tam anlaşmalı hastanelere gittiğim zaman şöyle bir şey oluyor. Muayeneme oluyorum. E, muayenem olduktan sonra diyor ki SGK sizin için sadece 50 lirasını ödüyor. Şu arada rakamları tamamen falesiydi. Evet. E, ama biz hastane olarak sizden e, bizim doktorumuzu kullandığınız için 100 lira da fark istiyoruz hı hı. diyor. İşte özel sağlık sigortaları burada bir yol buldu kendine ve dediler ki biz bu aradaki farkı özel sigorta şirketleri olarak ödeyelim. Kişilerin cebinden de para çıkmasın. Biz bunu yapıyoruz şu anda. Şimdi e, daha sonra Türkiye'deki duruma tekrar tamam. geleceğim. Tamam. Şimdi e, devletler arası anlaşma var dediniz tamam. biraz önce. Bir de e, zaman zaman özel hastanelerde bizzat devletlerle ya da sağlık bakanlıklarıyla evet. anlaşma evet. imzalayabiliyor dediniz. Bunun dışında e, bu kapsama girmeyen hastalarda var. E, bu hastalar e, doktorlarını, hastanelerini nasıl seçmeliler? Hı -hı. Nelere dikkat etmeliler? Ve onların sağlık hizmetleri konusunda e, destekleyici bir sistem devreye giriyor mu? Evet. Aslında bu saydığınız koşullar dışında iki tür hasta grubumuz daha var. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi cepten ödeme metoduyla yani parasını kendisi ödeyen hasta grubu. Evet. İkincisi de özel sağlık sigortalı. Dünya üzerinde işte Avrupa'da, Amerika'da çeşitli ülkelerde o ülkenin özel sağlık sigortasına sahip hasta grubu. Biz bunlardan birincisini zaten her koşulda e, çeşitli dijital tanıtım alanlarıyla, çeşitli hekim referanslarıyla bize ulaştıklarında onlara bir takım tıbbi görüşler sunarak yani hı hı. daha önceden yaptırdıkları tetkik sonuçlarını değerlendirerek bir tedavi e, planı ve onunla ilgili ücret teklifi sunarak kabulünü sağlamaya çalışıyoruz. Özel sağlık sigortası olan e, grupta ise başka bir anlaşma daha devreye giriyor. Yani sizin dünya üzerinde hatır sayılır bir sigorta zinciriyle bir anlaşmanız varsa o sigortalı Libya'da da çalışsa, Avrupa'da da çalışsa, İngiltere'de, Amerika'da da çalışsa size rahatlıkla gelip bu anlaşma kapsamında tedavi olabiliyor. Yine Avrupa'da özellikle ki Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde serbest dolaşım imkanı olduğu için o sigortalılar herhangi bir ülkeye gidebildikleri gibi yavaş yavaş Türkiye'ye gelmelerinin de önü açıldı. Ee, sanıyorum İlgili bakanlıklar muhtemelen bunun da daha önünü açacaklardır çünkü ikili devlet anlaşması dediğimiz anlaşmaların da özel sağlık sigortaları tarafından desteklenmesi söz konusu son dönemde. Hı hı. Şu an onlarla ilgili ciddi çalışmalar var. Bunlar da bunların da önü açıldığında Türkiye için ciddi bir e, yıldız daha parlayacak. Siz dinlerken aklıma bir şey geldi. Şimdi parasını cepten e, evet. ödeyen e, bir grupta var. Bu grubun oranı nedir Türkiye'ye gelen hastalar içinde? Yüzde olarak yaklaşık bir şey evet. verebilir miyiz? Yani yüzde 60'dan fazla. Aslında çok da yüksek evet, bir çok rakam. Çok da yüksek bir rakam. Peki vatandaş böyle yani yurt dışından hasta geldiğinde e, onlara ne gibi ödeme kolaylıkları? Mutlaka fiyatta indirim yapıyorlardır, konuşuyorlardır ama bunu kredi kartıyla taksitle ödeme imkanları oluyor mu? Çünkü e, bazen gerçekten de ciddi rakamlar tutuyor evet. baktığınızda. Aslında. Bu hizmetleri sağlamanın kolay yollarından bir tanesini söylediniz ama bunun bir önceki sisteminde de müsaade ederseniz Tabii. izah edeyim. Hastalar buraya gelmeye kalktıklarında öncelikle vize uyguladığımız ülkeler var. Türkiye'nin vize istediği ülkeler var. O vizeleri sağlarken bile devletimizin yarattığı kolaylıklar var. İşte ön ödeme isteniyor, çeşitli evraklar, konaklama evrakları, Hı -hı. uçuş biletleri. O kişinin gerçekten bir hasta olduğuna dair belgenin buradan onaylanıp tedavi planının çıkarılması gibi. Bunlar konsolosluklarla koordineli olarak çok ciddi şekilde elektronik vize uygulamasıyla, özel, sağlığa özel vize uygulamalarıyla yönetiliyor. Bir birçok sağlık kuruluşu çok başarılı bir şekilde bu organizasyonları gerçekleştiriyor. Transfer, konaklama, sim kart desteği, tercümanlık desteği, hı hı. çeviri hizmetleri oradaki sağlık evraklarının tedavi öncesi ve sonrasındaki çevirileri gibi bütün hizmetleri onlar ücretsiz olarak zaten sağlıyor oluyoruz. Ha, tedavi Ücretlerine bakıldığında zaten burada Türkiye'nin tüm dünyaya nazaran kalite ve fiyat performansı hı hı. devreye giriyor. Bir şekilde zaten onu hastaya özel, projeye özel fiyatlandırıp ilgili kolaylıkları sağlıyorsunuz. Devlet anlaşmalarında garanti belgeleriyle, bireysel ödemelerde dediğiniz gibi kredi kartlarına taksitlendirme veya çeşitli ödeme metotlarıyla destekliyorsunuz. Yani siz biraz önce tamamlayıcı sigortayı evet. e, anlattınız ama onun öncesinde bir sigorta tipi daha var Bu da dediniz yabancılara yönelik sigorta Tabii. E, Yabancılara yönelik sigortalar e, nasıl bir e, pakettir. Ee, bu konuda da bilgi <laughs> verebilir misiniz? Tabii ki. E, yabancı sağlık sigortalı e, da göç idaresini biliyorsunuz işte <laughs> mevzuatı gereği ortaya çıkan bir sağlık poliçesi oldu Türkiye'de de. 2014'ten itibaren geçerli bir poliçe. E, burada da şu var, e, burada oturma izni ya da çalışma izni <laughs> almış olan kişiler için yapılan bir sağlık poliçesi. <laughs> Teminat yapısı yine her sigorta şirketine göre değişmekle beraber e, mevzuata e, uygunluğu açısından belli teminatları yani ayakta tedavi teminatlarını yatarak tedavi teminatlarını içeren bir poliçe yapmanız gerekiyor. Bunda da belli limitlerin olması gerekiyor. Aynı özel şartlar ve genel şartlar yabancı sağlık sigortası içinde de geçerli oluyor. Şimdi tekrar e, <laughs> size e, dönüyorum çünkü şimdi Türkiye sağlık turizminde gerçekten. E, çok uh, potansiyeli olan bir ülke ama buna baktığımızda bu potansiyeline evet. rağmen bunu bir kar kapısı olarak görenler var. Mesela merdiven altı, evet. e, saç ekim merkezleri var, sahte e, dişçiler var, evet. diş hekimi demeyeyim. Şimdi böyle bir durumda bunlar Türkiye'nin mutlaka e, hedeflerine varmasında da e, marka imajına zarar veriyorlar. E, şu an bizi e, izleyen kişilere ve Türkiye'de tedavi olmaya gelmek isteyen kişilere doktorlarını, hastanelerini seçerken nelere dikkat etmelerini öneriyorsunuz? Evet, bu sizin saydığınız tehditler devlet tarafından da görülüp çeşitli standartlara bağlanmak üzere çeşitli koşullar oluşturuldu geçtiğimiz yakın dönemde diyeyim. Ve bir sertifikasyon sürecine de girildi zaten. Yani bugün ben sağlık turizmi yapıyorum diyen hastane, klinik, doktor veya Sağlık merkezleri bir sertifikasyona tabi tutulurlar. Bununla ilgili çalışacak tercümanından tutun, onun için ayırdığı alan, hekim, yabancı dil bilgilerine kadar ilgili denetlemelerden geçip sertifikasyonu tabi tutuluyorlar ve bu sertifikayı alamazlarsa uh -huh. sağlık turizmi yapamıyorlar. Bu çok önemli. Evet. Ee, aynı kural sağlık turizmi yapan aracı kurumlar, turizm firmaları, bu işi yapan meslek olarak edilmiş için de şart koşuldu. Dolayısıyla bu zaten her halükarda istenebilir. Referans çok önemli. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı, e, yabancı hastalara bu tedavileri başarıyla uygulamış tedaviler çok önemli. Yani bizler özellikle Türkiye'ye Türkiye gibi sağlıkta reklamın yasak olduğu bir e, ülkede kendimizi nasıl yurt içinde ve yurt dışında tanıtıyoruz? Daha önceden gelmiş hastalarımızın memnuniyetlerini, evet. hikayelerini yayınlayarak özellikle dijital ortamlarda e, diğer insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle bunları seyretmelerini geçmiş tecrübeleri olan hastaları dinlemelerini özellikle tavsiye ederim. E, Nadia Hanım, e, şimdi Hı. özel sağlık sigortası e, yaptıran kişi sayısı e, gerçekten çok az. Çok belirttiğiniz az. gibi. <laughs> 2,5 milyon civarında evet, dediniz evet. değil mi? Özel sağlık sigortası. Evet. Şimdi özel sağlık sigortası yaptırmayı düşünen kişiler Hı -hı. olabilir. Ancak ben hep şunu duyuyorum dost ahbap sohbetlerinde. İşte hangi sigorta Hı. şirketinin hangi paketi daha ucuz? Şimdi sağlıkta kalite mi daha önemlidir paketin içeriği mi yoksa sadece ucuzluk faktörü mü yani paket seçerken insanlar nelere dikkat etsinler ee, bir de bir bekleme süresi var bu bekleme evet. süresi nedir evet. ee, artık sohbetin sonuna geldik birkaç şeyi üst üste soruyorum <laughs> tamam. size bir de e, ömür boyu herhalde Yenilene. sigorta hakkı evet. yenileme hakkı bu kimlere tanınabiliyor tamam ee, en başından başlayarak söyleyeyim. Şimdi özellikle sağlık sigortası hepimizin cebinden paraları çıkaramayacağımız zamanda ihtiyacımız olan bir sağlık poğaçası şekli. Yani bence herkesin öncelikli olarak şunu düşünmesi lazım. E, yatarak giderler çok maliyetli. Bugün evet devlette pek çok şey yaptırabiliyoruz. SGK'mızda tedavilerimizi olabiliyoruz. Ama bugün baktığınızda hekim seçmek ya da istediğimiz yerde ameliyat olmak istediğimizde maalesef çok ciddi paraları ödemek zorunda kalıyoruz. O yüzden ben herkese sigorta şirketi değil ama burada önemli olan e, ceplerinde bir yatarak sağlık poliçesinin mutlaka olması lazım. Çünkü e, evinizi satsanız, arabanızı satsanız o giderleri ödeyemeyecek duruma geliyorsunuz. Burada seçenek şu. Sağlık poliçeleri genelde yatışlı tedaviler limitsiz. Birçok sigorta şirketinin de cover ettiği bu. Burada bakmaları gereken yatarak poliçelerin limitsiz olup olmadığı, burada ameliyat bekleme sürelerinin ne kadar olduğu, ameliyat bekleme sürelerine hangi hastalıkların dahil olduğu. Çünkü bugün bazı sigorta şirketleri kronik hastalıkta özellikle kanser, kalp gibi hastalıkları da bekleme süresine tabi tutarken bazı sigorta şirketleri bunu beklemeye almadan direkt sizin başınıza gelmişse tabi burada çok önemli bir nokta var. Poliçenizin başladığı tarihten sonra ortaya çıkması şartıyla hastalıklar poliçe kapsamı içerisinde ödeniyor. Geçmişten gelen hastalıklarınız poliçe kapsamı dışında. Bu hastalıklarınıza risk değerlendirmesi de yapar sigorta şirketleri ve alabileceği riskleri der ki sizin bu hastalığınız için ek prim uygulayarak kapsam içine de dahil edebilirim der ve alır. Burada dikkat etmeleri gereken bu önemli hastalıkların bekleme süresinde olan içeriklerine bir bakmalarını hı hı. öneririm. Yatarak tedavilerinin mutlaka limitsiz olması çok önemli bir şey. Bir de özel şartlar ve kapsam dışılar dediğimiz her sigorta şirketine göre farklılaşan, e, neyi öder, neyi ödemez kısmını iyice okumaları. Ömür boyu yenileme garantisi hakkı hı. çok önemli bir hak. Neden yenileme garantisi almalıyız? O da şu. Eğer biz özel sağlık sigortası yaptırmaya başlamışsak ve ömrümüzün sonuna kadar sağlık sigortası yaptırmak istiyorsak bu garantiyi alırsak yaptırabiliyoruz. Hı hı. Bunun için kesintisiz olarak sağlık sigortanızı devam ettiriyor olmanız en önemli husus. Hı hı. Diyelim ki bir poliçe aldınız. Hı hı. Ara vermeden devam ettiniz ama alabilmeniz için de şu şart geçerli. Sigorta şirketleri arasında farklılık var. Kimisinde 3 yıl bekleme yani süresinin sonunda 3 yıl sigortalılığınızın süresi sonunda sigorta şirketi size bakıyor, hastalıklarınıza bakıyor, değerlendiriyor ve sonunda diyor ki tamam siz bizim için uygun kişisiniz ve ömür boyu Hı -hı. yenileme garantisini veriyoruz. 4 yıl bekleme süresi var Hı -hı. ama hiçbir hastalığınıza bakmıyoruz ve otomatik olarak yenileme garanti hakkını size veriyoruz. Burada önemli olan şu, yenileme garantisi hakkının nasıl alındığına da mutlaka sigorta yaptıracak kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu aldığınız zaman ne işinize yarayacak? Birincisi hı hı. ömrünüzün sonuna kadar sigorta alınacaksınız. Bir diğeri de 64 yaşından sonra eğer hı hı. yenileme garantisi almamışsanız Sigorta şirketleri sizi 75 yaşınıza kadar sigorta alıyor ve 64 yaşından sonra her bir yıl ödediğiniz prime %30 yaş ek primi alarak sizi 75 yaşınıza kadar sigorta alıyor. Aslında bizim şimdi yaşam ömründe çok arttığını düşünürsek e, sağlık poliçesi 60'tan sonra zaten çok gerekli bir şey bence. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Şimdi süremizi açtık. Size son olarak bir soru soracağım ancak çok kısa yanıt rica edeceğim. Tabii. Şimdi siz tabii yıllardan beri e, sağlık e, turizmi ve e, Türkiye'nin ve çalıştığınız e, hastanenin yurt dışında duyurulması amacıyla da faaliyet gösteriyorsunuz. Tabii. Şimdi e, sizin e, sağlık grubunuzda 25 bin hastaya ulaşmışsınız bugüne kadar yurt dışından. 24'ten fazla dil de hizmet veriyorsunuz. 24 evet. dil deyince İngilizce, Almanca, hani Fransızca evet. anladık kim bilir? Kesinlikle ve 100 kişilikte bir ekip çalışıyor. Evet. Aslında bir ordu gibisiniz. Türkiye'nin sağlık turizminin evet. tanıtması için kendi deneyiminizden yola çıkarak. Ee, neler yapılması gerekiyor bu alanda ya da siz birkaç kaç cümleyle ne yaptığınızı anlatın. Süremizi çok açtık. Tabii Yönetmenim de iki de bir bana süreyi ikaz Tabii ediyor. Tabii ki. Şimdi Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde büyük bir gururumuz. Evet, Türkiye'de en fazla yabancı hasta kabulünü yapıp hı hı. bu işi başarılı şekilde yürüten kurumlardan biriyiz. Bu çok önemli bir referans bizim açımızdan. Evet, yüzün üzerinde personel 24 dili 7-24 konuşuyoruz. Bir çeviri ofisiyle bütün Tıbbi çevreleri kendimiz organize ediyoruz. Bu hastalara özel takip ettiğimiz yazılımlarımız var vesaire. Bütün bunlar işte bu yabancı hastaların memnuniyeti. Ülkemizin gururu olan bu sağlık turizmini bir adım daha ileriye koyabilmek, götürebilmek adına yapılıyor. Şöyle ki Türkiye'yi merkez olarak alıp 4 saatlik bir uçuş çemberi çizdiğinizde yaklaşık 1.2 milyar insan bir potansiyel hı hı, var. Ve bu çemberin içinde kalan birçok ülkenin hiçbir imkanı sizinkisi gibi değil ülke güzelliği olarak da değil Türkiye'de dediğim gibi programın başında çok şanslı bu kadar kaliteli bir sağlık profesyoneli yok biz bunu bundan faydalanıyoruz bir son noktada özellikle Avrupa'da gelişmiş ülkelerde de evet sağlık iyi bekleme süreleri vesaire gibi sıkıntılar var ama sağlık sigortacılığı gibi insanlar yaşlanıyorlar bu yaşlıların da işte 2050 yılında dünya nüfusunun o ülkelerde %50'sinin yaşlı olacağı varsayılıyor. Dolayısıyla sağlık turizmini sağlık turizmiyle kısıtlamak değil, yaşlı turizmi, engelli turizmi, term termal turizmi gibi bizim doğal kaynaklarımızın da ön plana çıktığı şeyle birlikte e, paketleyip bu potansiyel alanlara doğru bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Önerim de bu şekilde olur. Ben her ikinize de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Aslında teşekkür ederiz. Aslında bugüne kadar çok medyada gündeme gelmeyen bir konuydu gerçekten. Hani evet. e, Türkiye'ye gelecek hastaların ya da Türkiye'deki hastaların sağlık hizmetlerinin finansmanı, e, devletler arası anlaşmalar, sigortaların, özel sağlık sigortalarının buradaki e, durumları, konumları. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyiciler eğer siz de. Türkiye'ye tedaviye gelmek istiyorsanız ya da sağlık sigortası yaptırmak istiyorsanız merak ettiğiniz sorular varsa ya da düşünce görüş önerileriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.